Esselamu Aleyküm kıymetli dostlar, bütün esenlikler ve güzellikler üzerinize olsun. İslam'a göre kadın fitne mi? Tabi fitne kelimesini duyunca insanlar yanlış anlıyorlar. Çünkü bu kelimenin Türkçedeki karşılığıyla Arapçadaki karşılığı farklı. Bu konunun çıkış noktası da Buhari'de geçen bir hadis-i şerif. Evet elimizde Buhari var. Buhari burada. Şekil adı görüldüğü üzere. Buhari'de bu hadis-i şerif şu şekilde geçiyor. 5096 numaralı hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ma taraktu ba'di. Benden sonra bırakmadım, terk etmedim. Fitneten bir fitne. Evarra ale'r ricali Erkeklere kadından daha zararlı bir fitne bırakmadım. Toparlarsak benden sonra erkeklere kadınlardan daha zararlı bir fitne bırakmadım. Şimdi biz tabi Türkçe'ye direkt bunu fitne kelimesiyle tercüme ettiğimizde çok yanlış anlaşılıyor. İşte burada bir metni aslından okumak, bir kelimenin asıl manasını bilmek, Arapçadaki karşılığını bilmekle tercümesinden okumak arasındaki farkı da görüyoruz. Çünkü Türkçede fitne kelimesi karışıklık, kargaşa, huzursuzluk, geçimsizlik gibi manalara geliyor ve sürekli bir kötü çağrışımda bulunuyor. Bakın ben burada bir kelimenin ikinci, üçüncü, dördüncü manasından bahsetmiyorum. Çünkü bununla sürekli dalga geçen bir grup var. Bunlara ilmi bir şey söylediğinizde bir kelimenin birden fazla manaya gelebileceğini işaret ettiğinizde hemen dalga geçmeye başlıyorlar. Bunu da zaten minik serçeden öğrendiler. Ya tabii o kelimenin bir milyonuncu manası var diye dalga geçiyor. Neden? Çünkü bilgisiz. O bilgisizliğini karşı tarafta da dalga geçerek bastırmaya çalışıyor. Bu bir taktiktir. Kendisi bilgi açısından aşağıda kalınca karşıdakini psikolojik olarak yenmeye çalışıyor. Bu taktikleri umursamıyoruz tabii ki. Biz işimize bakıyoruz. Ama burada yine yanlış anlaşılmaması için dikkat çekmek istiyorum. Bir kelimenin birden fazla manası olabilir. Kitap okuyan, ilimle uğraşan herkes bunu bilir. O kelimenin farklı manasını gelişinden gidişinden anlarız. Biz buna siyaksi bak diyoruz. Zaten o kelime birden fazla manaya gelebilir ancak onu bir usul, bir yöntem içerisinde ele alırsınız. O manada kendisini gösterir. Burada aslında herhangi bir beis yok. Ama o dal geçenler için, istihzada bulunanlar için anlasınlar diye. Çünkü onlar bilgiyle uğraşmak istemiyorlar. Bilgiyle uğraşmak zor iştir. Kafa yormanız lazım, okumanız lazım, araştırmanız lazım, diz çürütmeniz lazım. Tabi o kozalarında tatlı tatlı uyuyorlar, oradan çıkmak istemiyorlar. Bundan dolayı da böyle bilgiyle uğraşan, o kozayı yırtıp çıkan, mükemmel kanatlarıyla uçan kelebeklerin seviyesine ulaşamayınca bu sefer dalga geçerek, hakaret ederek, aşağılayarak onu düşürmeye çalışıyorlar. Tabii köpeklerin havlamasıyla bulutlar yağmur yağdırmaktan vazgeçmezler. Yağmur yağdırmaya devam edeceğiz, bulut olacağız, bilgiyle dolacağız. Ondan sonra da o öğrendiklerimizi insanlara aktaracağız. Tabii arı gibi de olabiliriz. Arı ne yapar? Polenleri toplar, toplar, içerisinde onları bal haline getirir ve insanların istifadesine sunar. Biz de böyle olmaya gayret edeceğiz. Şimdi fitne kelimesindeydik. O zaman fitne kelimesi Türkçe'de bu manaya geliyor ama Arapça'da bu manaya gelmiyor. Arapça'da aslında imtihan manasına geliyor. Hatta Ragıbel el İspani'den bakalım fitne kelimesi için ne demiş. Ragıbel el İspani müfredatında fitne kelimesi hakkında şöyle diyor. Aslul fatni. Bu fitne kelimesinin aslı şudur. İdhalu zehebi en nara. Altının ateşe sokulmasıdır. Neden? Litazhera cevdetuhu min rada etihi. Böylece ne olacak? O altının kaliteli tarafı kalitesiz tarafından ayrılacak. İyi tarafı da kötü tarafı da ortaya çıkacak. Bu altınların içerisine tutsun diye bazı alışımlar koyuyorlar. Dolayısıyla bu altın paranın ne kadar gerçek altın ne kadar alışım bilmiyorlar. Ateşe tutuyorlar. Bu sayede eriyince gerçek altın ve içerisindeki alışımlar kendisini gösteriyor. İşte fitne kelimesi bu manaya geliyor aslında. Bakın buna güzel bir örnek veriyor. Kur'an-ı Kerim'den ayet. Elif, la, mim. Ehasiben nasu ey yutraku ey yekulu amenne ve hum la yuftenun. Ankebu suresi 1 ve 2. ayetler. Elif lam mim zatın hurufu mukatta. İnsanlar yalnızca iman ettik demekle bırakılacaklarını mı zannediyorlar? Ama ne olmadan ve hum la yuftenun. İmtihan olunmadan. Şimdi sen bunu fitneye düşürülmeden diye mi tercüme ediyorsun yoksa imtihan olunmadan diye mi tercüme ediyorsun? Bak imtihan olunmadan. Neden? Çünkü fitne demek imtihan demek aslında. Altının ...ateşe sokularak kaliteli tarafıyla... ...kalitesiz tarafının ayrılması demek. İmtihan da bu manaya geliyor zaten. Bak devamında diyor ki... ...ey yani... ...la yuhteberune... ...imtihan olunmadan, ihtibar. Bu sayede ne olacak? ...feyyümeyyezu habisuhum... ...min tayyibihim. Böylece o insanların kötü olanları... ...iyi olanlarından ayrılacak. İmtihana neden tabi tutuluruz? İşte bu yüzden. Kaliteli olan, iyi olan, saf altın olanlarla kalitesiz olan, kötü olan içerisindeki karışımlar, alışımlar, diğer madenler ortaya çıksın diye. Kelimeyi öğrendik. Öyleyse itne kelimesi bir imtihansa ve kişinin adeta kalitesini ortaya koyuyorsa bu hadis-i şerifi tekrar okuduğumuzda şunu anlıyoruz. Erkeklerin kadınlara karşı davranışları onların kalitesini ortaya koyacak. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam aslında buna dikkat çekiyor. Ve diyor ki siz erkeklerin ne kadar kaliteli insan olduğu, ne kadar kaliteli Müslüman olduğu ancak kadınlara karşı davranışında ortaya çıkacak. Bu ilginç bir hadisedir. Çünkü Mekkeli müşrikler bir Müslümanı ele geçirdiklerinde o Müslüman bunlar beni fitneye düşürecek diye bağırıyor her seferinde. Ben ilk bu metinleri okurken çok şaşırırdım. Neden bu cümleyi kullanıyorlar? Beni fitneye düşürecekler ne demek? Halbuki adamlar alacaklar, ona işkence edecekler. Fitne ne alaka derdim? Çünkü karışıklık, karmaşa, huzursuzluk, geçimsizlik geliyor aklıma yine sadece. Türkçe düşündüğüm için. Fitne ne alaka diyorsun? Halbuki şunu diyor. Şimdi ben Müslüman olduğumu iddia ediyorum. Bunlar da beni ele geçirdiler. Ve bana fiziki, psikolojik, duygusal şiddet uygulayacaklar. Bu ne demek? Beni ateşe sokacaklar demek. Ki bazen gerçekten ateşe tutuyorlar. Bazen de kızdırılmış demirleri üzerlerine bastırıyorlar. Bazen de o güneşin alnında sıcağın altında tutuyorlar. Dolayısıyla gerçekten bir ateşe sokma durumu da var. İşari anlamda da bir ateşe sokma durumu var. Bu süreçte kalım ne kadar imanı var ne kadar yok görecek. Kendi imanıyla yüzleşecek. O yüzden diyor beni fitneye sokuyorlar. O yüzden diyor beni fitneye düşürüyorlar diye. Şimdi ben bu fiziki, psikolojik ve duygusal şiddet neticesinde ne kadar kaliteli imana sahip olup olmadığımı göreceğim. Benim içimin ne kadar kaliteliymiş, ne kadar kalitesizmiş onu göreceğim. Bundan dolayı korkuyor tabi. Çünkü iç dünyasını bilemiyor. İman kalbine ne kadar derinleri işledi bilmiyor. Ama bakın Bilal Efendimiz'e iman kalbinin derinliklerine işlediği için, bilinç altına bile işlediği için bilinci gitmesine rağmen ehadün ehad demeye devam ediyor. Allah birdir, Allah birdir demeye devam ediyor. Neden? İçerisinde çünkü hiçbir alışım karışım yok. Saf altın. Bu ateşe tabi tutuldu, imtihan edildi, fitneye maruz kaldı ve gerçek bir imana sahip olduğunu gösterdi güneşin alnında sıcakta sıcak kayaların altında hatta bilinç gitmesine rağmen değil mi o kadar işkence neticesinde insanın artık kafası gider ve saçmalamasını bekleriz biz ondan. O haldeyken bile hala ehadun ehad, Allah bir, Allah bir demeye devam ediyor. Kalbine, bilincinin derinliklerine kadar işlemiş, kazıyorsun kazıyorsun yine hala iman çıkıyor. İşte bu yüzden Bilal Efendimiz Kabe'nin üzerinde ezan okuma şerefine nail oluyor. Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam müezzini oluyor. Çünkü taşların altında inlediği yerde Allah'ın birliğini bütün Mekkeli müşriklere haykıran... ...o taşların altında ezilen Bilal Efendimiz en hayırlı taş olan Kabe'nin üzerine çıkıp orada ezan okuyor. İşte bu şerefe nail oluyor. Fitne bu demek. Demek ki erkeklerin ne kadar adam oldukları, ne kadar imanlı oldukları... ...kadınlara karşı durumlarında ortaya çıkacak. Ki bunu zaten direkt destekleyen, böyle uzatmadan ortaya koyan da bir hadis-i şerif var. O da Tirmiz'de geçiyor. Bakın Tirmiz'i hadis kitabımızda burada. Asıl ki ayetler ayetleri tefsir ediyor, açıklıyor. Aynı şekilde hadisler de hadisleri açıklıyor aslında. Bakın Tirmiz'de hadis-i şerif. 1162. hadis. Bu Hüreyre Efendimiz'den radıyallahu anh. Allah ondan razı olsun. Diyor ki, Gale Resulullah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ekmelül mu'minine imanen. Müminlerin iman açısından en mükemmeli, en kamil olanı, en üstünü ahsenuhum hulukan. Ahlak açısından en güzel olanıdır. Bu ne demek? Bir müminin ahlakı ne kadar güzelse imanı da o kadar güzeldir. O kadar mükemmeldir. Devam ediyor. Ve hıyarkum sizin en hayırlılarınız. Bu hıyar kelimesini de yanlış anlıyorlar. Hıyar aslında Arapçada hıyarun. Muhtar seçilmiş mesela. İhtiyar buralardan gelir hep. sizin en hayırlınız demek. Sizin en hayırlınız Khiyarukum linisaihim. Onların kadınlarına karşı en hayırlı olanıdır. Ama ne açısından? Hulukan. Temiz diyoruz buna. Ahlak açısından en güzel olandır. Hanımına, kızına, kız kardeşine, annesine yani akrabalarından kadın olanlara karşı ahlak açısından en hayırlı olanınız sizin en hayırlı olanlarınızdır. Şimdi bak hadis-i şerif bu. Öteki hadiste ne dedi? Fitne. E nasıl olacak o zaman? İşte bu bir imtihan evrenizde kadınlarla imtihan olacaksınız. Ve o kadınlara karşı davranışınız sizin kalitenizi ortaya koyacak. Eğer siz onlara karşı son derece güzel ahlakla davranırsanız, onlara karşı son derece iyi, güzel ve doğru bir ahlakla davranırsanız, o zaman siz iyi, güzel ve doğru ahlaklı bir Müslüman olursunuz. Ve sizin imanınız da bu derece kendisini gösterir. Kadınlara karşı davranışınız sizin imanınızla irtibatlı. Ne kadar güzel davranıyorsanız o kadınlara, ne kadar iyi davranıyorsanız, ne kadar doğru davranıyorsanız sizin imanınız da o kadar güzel, o kadar iyi, o kadar doğru, o kadar mükemmel demektir. Bak aslında hadis-i şerif bunu anlatıyor. Peki burada şöyle bir durum var. Neden bunu söylüyor? Çünkü hitap ettiği kişiler erkek. Orada onlara söylüyor. Eğer kadınlar olsaydı kadınlara farklı bir şey söyleyecekti. Yalnız burada şöyle bir işaret olabilir. Bu da bizim kendi çıkarımımız. Erkeklerin en büyük imtihanı kadınlardır. Annesi, kız kardeşi, eşi, kızı olmak üzere hepsi. Peki ya kadınların en büyük imtihanı nedir? Kadınların en büyük imtihanı yine kadınlardır. Kadınların, kadınlar nasıl manipüle ettiklerini, nasıl sessiz sessiz savaştıklarını, birbirlerinin ardından neler yaptıklarını bir görseniz korkar kaçarsınız. Allah'ın izniyle benim mücadele edemeyeceğim bir erkek yok. Hepsinin hakkından geliriz. Ama ben kadınların mücadelesini gördüğüm anda kaçarım. Çünkü mücadele etme ihtimalim yok. Bununla ilgili çok ilginç şeyler anlatabilirim. ilerleyen zamanlarda inşallah. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili çok ilginç göndermeler var, işaretler var. Kadının gücüyle alakalı ve büyük ihtimalle Cenab-ı Hakk'ın yarattığı en güçlü varlık kadın. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kadının üstü anne zaten. Anne bambaşka bir şey. Cenneti ayaklarının altına seriyor. Yani o efsane bir hadise. O bambaşka bir boyut artık. Orada Neşet Ertaş'ın dediği gibi... Kadın insandır, biz insan ol derken neyle işaret ediyor? Ama kadın da çok güçlü bir varlık. Dolayısıyla kadınların da yine imtihanı kadınlar oluyorlar. Hayata biraz bu gözle bakmaya çalışın. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. İlerleyen zamanlarda bir kadınlarla ilgili, kadının gücüyle ilgili bir video yapabilirim. Orada bu meseleyi ayrıntılı olarak konuşuruz. Demek ki neymiş? Kadının fitne olması Türkçedeki anlamıyla geçimsizlik, huzursuzluk, sıkıntı, dert, keder, kargaşa, kaos manalarına gelmiyor. O aslında erkeğin kalitesini, imanını ortaya koyuyor. demek gerekirse, demek ki kadınlarla imtihan olacaksınız ve bu imtihan neticesinde ortaya koyduğunuz tavır sizin imanınızın kemalini veya noksanlığını ortaya koyacak. İşte bunları görün, bir ayna gibi karşıda adeta kadın. Bunları görün ve kendinizi ona göre düzeltin. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. İlimden başka derdiniz, bilgiden başka kerametiniz olmasın.